Genç Tarım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Naim abim zeytinliğe geldik. Zeytinleri budattı. Budak işlemi yapıldı. Maalesef onu çekemedik. İş yoğunluğundan dolayı gelip çekme fırsatı bulamadık. Şimdi bugün bu gördüğünüz yerdeki zeytin dallarını toplayıp römörke atacağız. Sizlere görüntüler çıkarmaya çalışacağım. Eğer videomuzu beğenirseniz beğenmeyi, kanalda abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Hadi gelin hep beraber videoya geçelim. Verimin yüksek olması için değil de ağaçların kendini geliştirmesi için budaklık zeytini. Biraz daha kendini yenilesin diye. Ama seneye verim inşallah daha iyi olacak. Yani aslında seneye bir yatırım yaptım daha. Yani. Aynen. Gelecek seneyi düşünerek yaptık. Çünkü çalı gibi oluyor budakladığımız. O zaman da verim düşüyor. Peki zorluk yaratır mıydı budatmasam? Tabii zeytinle. Çalı gibi olurdu yani. Toplayamazsın. Mahsulü. O da az sıkıntı yaratır. Sıkıntı olur. Bunlar güzel kesmişler. Ama çok güzel yapmışlar. Helal olsun. Ha, yani bütün zeytin ağaçları açıklık olmuş. Aynen. Açılmış yani. Kuş geçecek. Diyorlar ya, kuş geçecek kadar yer olacak diyor. Kuşlar geçecek yani. Buradan hayvan bile geçer ya. Osmanlı Kale iyi iş yaptılar. Kuşu bak. Ufak ağaçlar var. Onların ufak sokak yapmışlar. Bakalım mı? Sokul bulamak yapmışlar. Bir tane de suyumuz yer de var. Kaç sene sonra hangi onunla tutuyoruz? Hatta 6 sene. Peki ama bu zeytin ağaçları kaç yıllık? Hani kaç yaşında? 2009'da yetiştik. 13 yıl olmuş. 13 yıl. 13 yıl olmuş. 12 yıl. Sekiz. 2022'deyiz. 12 yıl olmuş. 6 sene sonra zaten 5-6 sene sonra verime başlıyor yavaş yavaş. İşte 100 kilo ile başlıyor, 50 kilo, 100 kilo arası başlıyor. Seneden seneye bakarsan, bakımını yaparsan yani artıyor. Ve 120-150 kilo ile başladık biz. Ardından ve 600 kiloya çıktı. 600 kilodan sonra 1000 kilo oldu, 1 ton oldu. Sonra yine 650'ye düştü. Tabii budak yapmıştık. Daha sonra 3 tona yakın mahsul aldık geçen sene. Ya bu sene biraz düşük olacak ama seneye güzel olacak. Daha çok verim alacaksın. Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz de bakımımızı yaptığımız sürece üretmeye devam edeceğiz. Seneye güzel inşallah bakarsak tabii ki bağ olacak. Bakarsak. Önceki videoya bir itham oldu bu. Bakarsak zeytin olacak. Bakmazsak daha olacak. Ama gübre fiyatları çok uçmuş. Öyleyse. Tarım kredi sorduk. 20-20 408 lira 50 kilogramı. 3-15 gübrede 480 lira. DAP gerçekten. Yok dediler. DAP bulamadık. Bakalım hangisini atacağız bilmiyorum. 27 Mart itibariyle 23 lira 83 kuruş mazot. Aynen öyle. Onu da söyleyelim. Tabii bazen 20 liraya kadar düşebiliyor, bazen 24 liraya kadar da çıkabiliyor. Ben zannetmiyorum. Daha da yükselecek. Çiftçilere yönelik bir indirim yapması gerekiyor devletin ama bakalım. İnşallah yapar. Başka türlü bu iş yürümez. Oldu. Tamam. Güzel. Arkadaşlar 3 kişilik bir ekibiz şu an. Ben ve Naim abim budanmış zeytin dallarını getiriyoruz. İsmail de römörkte ayarlama yapıyor. Tahminimiz bir 2-3 araba, yani 2-3 römörk çıkar. Şimdi devam ediyoruz. Havalar da ısınmaya başladı. Güzel oldu ya. Sürekli soğuktu. Yalnız bayağı dal çıkmış ya. Budanmış dal çıkmış yani. Zaten ihtiyacı varmış. Kaya kenarı. Bek zeytin ağacını da koparacağız ya. Ey maşallah. Oh! Ok! Maşallah! Evet, tamam. İyi oldu şimdi, böyle yuva gibi oldu. Evet. Daha çok yerden toprak ediyoruz böyle. Harbi sıcak bugün ya. Bugün sıcak gerçekten. Son zaten 3-4 gündür öyle hava. Güzel sesin. Güzel yani. Çok inciler kalsın ya böyle, çok kıl gibi ileri getirin. Onlar goblede şeyde yok olur. O zaman tamam, daha büyüklerini getiriyoruz. Evet, boş yer kaplamaz. Sıra bitti bile sayılır. Daha var. Bu tarafta olsun. Kameranın olduğu yer var. Doğru. Abi bir de arka taraflar daha şeydir, gürdür. Arkadaşlar şimdi 2 sıra bitti. 2 sıradan bu kadar dal çıktı. Budanmış zeytin dalları. Bir 2 sıra daha gidersek yarısından fazlası dolar. 4 sırada buramörk tamamen dolar diye düşünüyorum. 4 sıra daha gittikten sonra. Onur çekiç verme her motorda. Buraya yana koydum buramörk tamam. Orada. Var ya bir tane. Burada hepsi orada. Naim abi. Ne? Toplam kaç tane ağaç kullandık lan? Kaç tane? 140 mı? He tamam. 140 tane ağaç budanmış. Ağacı getirdim. Şunları da bir atalım oraya. Traktörü. He? Tamam öyle yapacağım. Arkadaşlar şimdi bütün işi bitirdik. Zeytin dallarını topladık. Römörke koyduk. Videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Yandaki zile basıp bütün bildirimleri almayı da unutmayınız. Hoşça kalın, iyi günler.